Berlin'deki SWC'nin finalinde karşımızda Dark Swarm ve Sleep, yanımda Hüseyin Hoca, ben sunucunuz Gambit, arkamızda 70 milyon. Evet, hazırlıklarımızı tamamlar tamamlamaz maça başlayacağız. Abi Sleep çok... nokta tuşuna mı basıyor nedir? Çok kısa bir teknik durumla daha şu anda mücadele ediyoruz burada. Projeksiyonla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onu da çözer çözmez başlayacağız. Onlar başlasın değil mi? Yok, başlamasınlar maça. Başlamasınlar, tamam. Evet Hüseyin Hocam, görüşlerini alalım. İlk maç haritamız Shakuras Plateau olacak. Organizasyon gerçekten çok büyük. Bu finalin galibi Fransa'da bir hafta bulunacak ve biz yine gidemiyoruz değil mi? Biz yine gidemiyoruz. Biz anlatıyoruz anlatıyoruz, ne ödül alıyoruz ne bir yere gidiyoruz. Ben bıktım bu işten arkadaş. Evet, ama finalistimiz Fransa'da bir hafta konaklayacak ve bizim yabancı streamlerden takip ettiğimiz pek çok pro isimle kozlarını paylaşma şansını bulacak değil mi? Bizi orada temsil edecek bir taraftan. Tabii iyi bir şans, iyi anlamında. Bir haber. Umarım en iyisi kazanır ve en iyimiz, en iyi performans gösterenimiz oraya gider ve bizi temsil eder. Bu eminim birçok şeye de kapı açacaktır. Bakalım, evet, yavaş yavaş son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Oyunculara baktık, oyuncular ekranlarına baktı, hakem saatine baktı, tribünler çılgın bir şekilde tezahüratlarını sürdürüyor. Nefesler tutuldu. Düdük her an gelebilir. Başarılar dilendi. Good luck, have fun'lar dilendi. Canlı ortamdan bu sefer, klavyeyle değil. Bakalım neler olacak. Evet. Epik bir Protoss Zerg mücadelesi izleyeceğiz. Haritamız ESL Shakuras Plateau. Şu an Sleep ve Dark Swarm birbirlerine bakarak gülüyorlar ama bakalım kim kazanacak. Biz de buradan onlara iyi şanslar dileyelim. Ve yavaş yavaş artık... Evet, ben niye bu kadar heyecanlanıyorsam oynamıyorum, bir şey yapmıyorum. Kader anına yaklaşıyoruz ama gerçekten StarCraft adına güzel, evet, bir saniye. Evet, şu an geri sayımımız başladı. Hakem düdüğünü çalmak üzere. Herkese iyi şanslar, seyircilere de iyi seyirler dileyelim şimdiden. Shakuras Plateau haritamız, haritamız ekranda. Mavi protosumuz Sleep, daha açık mavi zörgümüze, Dark Swarm'a karşı. Şimdi evet, oyuncular maçlarına başladı. Sağ üst köşede. Evet, sağ üst köşede mavi protosu oyuncumuz Sleep'i görüyoruz. Ve sol alt köşede... Sen nasıl tarif etmiştin seni hocam? Daha açık mavi Zerg. Daha açık mavi Zerg oyuncumuz Dark Swarm'u görmekteyiz. Hemen evet, her şeyin yolunda olduğunu kontrol ettikten sonra maça dönüyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda baktığımızda özellikle son APM peşinden sonra oyuncuların çok da fazla APM spamleyemediğini görüyoruz. Derken Sleep'in bir an 200'e vurduğunu, tavan yaptığını izledik. Beni yalancı çıkartmakta başarılı oldu Sleep. Şu anda herhangi sıra dışı bir durum yok. Baktığımızda Sleep'in pylon'ını, expansion'ını, evet, önüne aldığını görüyoruz. Bu da büyük ihtimalle hızlı bir ikinci yüz habercisi değil mi Hüseyin, evet, hocam? Evet, Forge Expand habercisi. Bu anlarda bir Six Pool'un Protoss'un yüzünde oluşturacağı tebessümü düşünerek hayal kuruyorum. Tabi bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Evet arkadaşlar, tabi Hüseyin Hoca'nın yorumları birazcık yanlı oluyor yazık ki. Kendisi bir Zerg oyuncusu olarak ne yapayım? Tutamıyorum kendimi. Zerg oyuncusu olarak birazcık Zerg ırkını kayırıyor diye düşünebiliriz. Ve evet, Sleep'in şu anda probu Forge'unu atmak üzere ilerliyor. Forge'un atıldığını görüyoruz ki Dark Swarm da bunu tam şu anda görmüş durumda. Buna karşılık benzer şekilde Sleep'in probunun da Dark Swarm'un üstünde olduğunu görüyoruz. Mineral hattına doğru gidiyor. Bunlar tabii tehlikeli hareketler değil mi, evet, Hüseyin hocam? Evet, çok tehlikeli sularda yüzüyor. Tehlikeli sularda yüzüyor Sleep. Her an bir ölüm kapanı, ölüm kapanı hocanın gelebilir deyimiyle gelebilirdi. Fakat böyle bir şey yapmıyor Sleep. Baktığımızda Dark Swarm Sleep'in pylon'ını dövmeye devam ediyor. Bir işçisiyle birlikte... Bu pylon'u eğer azimle devam ederse neredeyse alacak değil mi Hüseyin?
Bunun için güzel bir deyim de var ama şimdi burada tarif etmeyelim. Ben zaten dilin ucuna geldi, farkındayım yani. Dilimizin ucuna geldi fakat bu şekilde anmadık. Evet, şu anda Sleep'in Nexus'unun da geldiğini görüyoruz ve Dark Swarm'un güvenli bir açılış tercih ederek gaz ve daha sonra pool aldığını görüyoruz. Birazcık baskı kurmayı deneyecek. Ne dersin Hüseyin Hocam, bu baskıdan sonuç alabilir mi? Şu an hatchini attığını görüyorum. Çok erken bir baskı kurmayacak gibi. Tabii bu haritada geniş bir harita. Protoss erken Nexus alan Protoss için tabii güvenlik çanları çalıyor. Tabii ön taraftan saldırması halinde Zerg'ün zorlanacağı aşikar ama erken bir Nidus Network ve özellikle Hydralisk'lerle eğer bu Nidus Network'ı içeri sokabildiği takdirde kendisine çok geniş bir alan bulacak. Böyle geniş alan filan deyince futbol yorumları aklıma geldi de. Şimdi tabii Sleep supply block olmuştu. Şu an kaybedebildi. Kötü durumdan çıkabildi. Şu an evet, hatchery'si olmak üzere. Evet, görünen o ki iki tarafta makro ağırlıklı bir oyun izleyecek. Tabii bir yandan da şunu da izleyicilerimize aktarmakta fayda var. Sleep'in Forge açılışının akabinde Dark Swarm'un hızlı bir hatch alması durumunda Sleep burayı canonlayarak bu durumu engelleyebilirdi. Dolayısıyla öncelikle pool atarak yaptığı açılış Dark Swarm'un bu anlamda aslında daha güvenli. Değil mi Hüseyin evet. Hocam? Ve Dark Swarm'un şu anda layer teknolojisine çıktığını görüyoruz. Hızlı bir layer. Herhangi bir ara bina, ara teknoloji yapmadan layer'a gidiyor. Bu benim biraz öngörüme yakın bir davranış. Erken bir Nidus Network görebiliriz. Bakalım görecekmiş tabii tercihi hangi yönde olacak. Baktığımızda hemen base'nin sol tarafında bir Overlord sakladığını görüyoruz. Bu Overlord'u çok çılgın Nidus Network'lar için kullanabilir. Zerglinglerini bu arada haritaya yayıp iyice harita kontrolünü de elinde tutuyor. Bakalım bir Nidus Network gelecek mi Dark Swarm'dan? Gelirse bu Roach'larla mı olacak, Hydra'larla mı, Zerglinglerle mi? Bakalım nasıl bir strateji izleyecekler. Evet, bunu bir taraftan birazdan göreceğiz. Şu anda baktığımızda Dark Swarm'un layer'ının bittiğini görüyoruz. Zamanda Hüseyin Hocam'ın çok doğru bir şekilde okuduğu gibi bir Nidus Network durumu söz konusu. Solu camlar geziyor Engin. Bunu kısık sesle söylememiz lazım arkadaşlar. Çünkü gerçekten arkadaşların bunu duymaması gerekli ki Sleep'in birkaç adım ötemizde olduğunu düşünecek olursak gerçekten tehlikeli sularda yüzmekteyiz evet, biz evet. De değil mi Hüseyin Hocam? Evet, kesinlikle. Ve eğer Dark Swarm Sleep'in görmeyeceği bir noktaya bu Nidus Network'ü kurabilirse, Worm'unu açabilirse bu Sleep'i çok büyük sıkıntıya sokacaktır. Sleep'in üstüne baktığımızda evet tam o esnada Nidus Network'ün oluşmakta olduğunu görüyoruz. Ama Sleep bunun farkında, işçilerini çekiyor, müdahale ediyor. Bakalım çıkacak mı? Eğer Nidus Network çıkarsa bu Sleep'i çok büyük sıkıntıya sokabiliriz. Sürüyle Zergling akını görüyoruz ama zamanında öldürmeyi başarıyor Sleep bu tekrar esnada. Tekrar çıkartabilir tabii. Yeterince Zergling soktu, hala tekrar çıkartabilir Nidus Network. Ve Nidus Network çıkmaya devam ediyor. İçeride yeterince Zergling var. Zerglingler işçilerini aldı. Şu an Darkswarm 1-0 öne geçmek üzere ve Bad Blade geliyor. Bad Blade'i görüyoruz arkadaşlar. Bravo. Nidus Network kazandı. Sinsi bir strateji yaptı Dark Swarm. Hüseyin Hoca'nın da belirttiği gibi böyle aç gözlü açılışların akabinde sık bir şekilde gördüğümüz şeyler. Zerg oyuncuları ya makro eğilimli açılışlara gidiyor ya da aynen biraz önce izlediğimiz gibi sinsi bir strateji izleyerek rakibinin üstüne bir Nidus Network açmayı başardı Dark Swarm. Sleep bunu görüp müdahale etmesine rağmen biraz daha erken görebilse bunu geri tepmesi işten bile değildi. Çünkü içlerini çekti. Evet, buradan Dark Swarm'a baktığımızda yüzünde hoş bir tebessüm olduğunu söyleyebiliriz değil mi Hüseyin Hocam? Biraz da o oyunun heyecanından kurtulmanın ve kazanmanın getirdiği ferahlığı görüyoruz suyunu içerken. Bakalım ilk maçı Dark Swarm kazandı ama bu hiçbir şeyi göstermiyor henüz. Bakalım neler olacak çünkü iki oyuncu da hakikaten çok iyi oyuncular. İki oyuncu da çok mücadele ediyorlar. Bu ilk maç hiçbir şeyi göstermiyor. Hatta heyecanları daha da fazla arttırıyor. Bakalım bu ilk maçtan sonra Dark Swarm bu avantajını iyi kullanıp ikinci maçını alabilecek mi yoksa rehavete düşüp ikinci maçını kaybedecek mi? Bunu birazdan göreceğiz. Bir taraftan oyuncular da bu arayı değerlendirirken biz de teknik anlamda kontrollerimizi yapıyoruz. Dark Swarm ayağa kalkıp
biraz yürüdüğünü görüyorum. Biraz belki ayaklarını açmak için, kan dolaşımını hızlandırmak için. Şimdi yerine oturdu. Bakalım. Buradaki atmosfer güzel. Teknik anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Daha çok izleyicimiz olur diye umuyorum ileriki yayınlarda da. Evet arkadaşlar, sesle ilgili ne yazık ki burada sistem sesini size tam olarak veremiyoruz. Sadece şu an mikrofon sesini verebiliyoruz. Böyle bir teknik kısıtımız var. Dolayısıyla bu anlamda oyun seslerini duyamıyorsunuz. Kusura bakmayın. Özrümüzü dileyelim Hüseyin Hocam. Ama bu konuda şu anda yapabilecek çok bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar, ikinci maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Hızlı bir maç izledik. Shakur Aspiratov aslında makro oyunlara alışık olduğumuz bir haritaydı. Daha uzun soluklu oyunlara imkan veren bir harita ama haritanın bu açığını iyi kullandı Darkstorm ve kazanmasını bildi. Şimdi ikinci maçımız başlamak üzere. Oyuncular yerlerinde birbirlerine laf atıyorlar galiba. Evet, oyuncular ama şu anda birbirlerine laf atmakla meşgul arkadaşlar. İkinci oyunun lobisine girdik. İkinci haritamız Saldır İmaltar olacak arkadaşlar. Yine bir epik bir Protosurf maçı izlemeyi umuyoruz. Bakalım neler umuyoruz olacak. Ki birazcık daha uzun soru.